Afyonkarahisar şehir merkezine sadece 7 kilometre mesafede bulunan ve 1989 yılında belediye statüsünü kazanan Salar kasabamız, belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetler ve şehir merkezine yakınlığımız sebebiyle 2023 yılı itibariyle yaklaşık 771 hektarlık yüz ölçümü ve 4491 nüfusuyla sürekli göç alan ve büyüyen bir belde haline gelmiştir. 2019 yılı seçim beyannamemizde taahhüt ettiğimiz projeleri büyük bir özveriyle hayata geçirerek, Salar'ı daha yaşanabilir ve çağdaş bir kasaba haline getirmeye kararlı bir şekilde devam ediyoruz. ...2019 yılı seçim beyannamemizde de yer alan Halk Eğitim Merkezi ve Kadın Kültür Evimizi tamamen belediye bütçemizle Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlayarak hanım kardeşlerimize ve çocuklarımıza tahsis ettik. Bu merkezde hanım kardeşlerimiz Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle mesleki eğitim kursları alırken, çocuklarımızın da okul destekli kurslar ile eğitimlerine destek oluyoruz. Kütüphanemiz ve bilgisayar odamızla bilgiye daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz aile ve çocuk gelişimi seminerleriyle toplumun bakış açısını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatını ön planda tutarak okullarımızın eksikliklerini giderdik. Görev süremiz boyunca kasabamıza 8 derslikli bir ortaokul, 4 derslikli bir müstakil anaokulu ile 16 derslikli bir ilkokul kazandırarak çocuklarımızın daha konforlu ve daha güvenli bir ortamda çağdaş ve modern eğitim standartlarına sahip olmalarını sağladık. Ayrıca 2014 yılından beri il müftülüğü işbirliğiyle 4-6 yaş sübyan okulumuzda çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunduk. Okul öncesi kreşlerimizle çocuklarımızı eğitim hayatına hazırlayarak onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırdık. Okullarımızda başarı gösteren öğrencilerimizi ödüllendirerek kendi içlerinde tatlı bir rekabetle başarı odaklı bir nesil yetiştirmede öncülük ettik. Salar'ı daha yeşil bir kasaba haline getirmek adına oyun parkları kurarak çocuklarımızın zihinsel ve sosyo-kültürel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca ücretsiz olarak dağıttığımız meyve ve ağaç fidanlarını çocuklarımızın eliyle toprakla buluşturarak onlara doğaya duyarlı bireyler olma bilincini aşıladık. Daha güvenli ve daha huzurlu bir Salar için tamamen belediyemiz imkanlarıyla yapılan jandarma karakolumuzu İl Jandarma Komutanlığımıza tahsis ettik. 2022 yılından itibaren vatandaşlarımızın hizmetinde olan karakolumuz ve 2014 yılında kurduğumuz 7/24 çalışan kamera güvenlik sistemi sayesinde bölgemizdeki asayiş olaylarında belirgin bir azalma sağladık. Altyapı çalışmalarına büyük önem verdiğimiz için kasabamızın içme suyu şebeke hattının %80'ini, kanalizasyon hattımızın ise %40'ını yenileyerek proje kapsamında 600 tonluk ve 200 tonluk olmak üzere iki yeni su deposuyla yaz aylarında yaşadığımız basınç problemini giderdik. 2021-2022 yıllarında yapılan su kanalizasyon altyapı ve doğal gaz altyapı işlemleri tamamlanan bölgelerde yol düzenleme çalışmalarına başladık. 2023 yılı Nisan ayında başladığımız yol yapım işlerimizde yapımına halen devam eden ve sona yaklaştığımız toplam 75 bin metrekare yolumuz yapılmış durumda. Bu sayede sadece kasabamızın altyapısını yenilemekle kalmadık, üst yapıdaki eski taşlarımızı da yenileyerek Salar kasabamızın hak ettiği modern görünüme kavuşmasını sağladık. Altyapı çalışmalarından dolayı ara verdiğimiz park çalışmalarımıza, yapılan yollarımızla birlikte yeniden yeşil alan düzenlemelerine devam edeceğiz. ...2022 yılında kasabamızı temiz enerjiye kavuşturduk. Bugün itibariyle kasabamızın %70'i ev ve iş yerlerinde doğal gaz kullanmaktadır. 2024 yılında kasabamızın tamamında doğal gaz çalışmalarının bitmesi planlanmaktadır. Yine görevimiz süresince iki yeni içme suyu su kuyusu açarak toplam içme suyu kuyusu sayımızı 5'e çıkarttık. Belediyemiz kurulduğu zaman imar planına esas yapılması gereken
Belde jeolojik etüt ve jeofizik raporumuzu 2023 yılında İller Bankamız işbirliğiyle yaptırdık ve bir eksiğimizi daha giderdik. Kasaba meydanımızda atıl durumdaki sağlık ocağı lojmanı olan metruk binayı yıkarak kasabamıza yakışır abdesthane ve tuvaletleri yaptık. Geçmişlerimize rahmetle ve hürmetle kasaba mezarlığımızın sürekli yabani ot temizliğini yapıp peyzaj çalışmaları ile çevre düzenlemesini tamamladık. Yanına yaptığımız alanda cenaze namazlarımızı kılmak için yer düzenlemesi ve lavabolarını oluşturduk. Hayırseverlerimizin katkılarıyla yapılan çeşmelerimizle mezarlığımız çok daha güzel bir görünüme kavuşmuştur. Yine çiftçilerimizin yoğun olarak kullandığı tahta köprümüzü, Devlet Su İşleri tarafından 2018 yılında yeniden yaptırarak Akarçay üzerinden daha güvenli bir geçiş sağladık. Beldemizde ve etraf kasaba ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın banka hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için Ziraat Bankası ATM cihazını beldemize kazandırdık. 2014-2021 yılları arasında bütün mahallelerimize köy fırınları yaptık. 2002 yılından bugüne kadar çözülemeyen afet konutlarımızın tapu ve mülkiyet sorununu belediyemiz öncülüğünde çözerek vatandaşlarımızın tapularını almasına vesile olduk. Yine belediyemiz öncülüğünde düzenlenen mesleki yeterlilik kursları ile elinin emeğiyle iş yapan ustalarımızın mesleki yeterlilik belgesi almalarında öncülük ettik. 2019 yılı seçim beyannamemizde yer alan beldemiz Harman yerinde bulunan 175 arsamızı sizlere sözünü verdiğimiz gibi tahsis yolu ile uygun ödeme şartları ve noter huzurunda yapılan kura ile yeni sahiplerine teslim ettik. 2015 ve 2016 yıllarında yapımlarını tamamladığımız açık ve kapalı halı sahalarımızı gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunduk. Yeniden çimlendirme yaptığımız futbol sahamız ve tadilatını gerçekleştirdiğimiz soyunma odalarımızla sporcularımızın daha konforlu ve daha iyi hizmet almalarını sağladık. 2022 yılında açtığımız Salar Belediye Spor Futbol Okulumuzda 8-14 yaş grubu, yaklaşık 85 çocuğumuz tamamen ücretsiz olarak bizim gözetimimizde spor yapmakta ve il genelinde turnuvalara katılmaktadır. Daha başarılı, daha sosyal ve daha girişimci bir gençlik için onların yanındayız. Bugün itibarıyla beldemizin adını Afyonkarahisar genelinde gururla duyuran Salar Belediye Spor Kulübümüzün her daim yanında olduk ve gençlerimizi spora teşvik ettik. Belediyemiz otoparkına 2014 yılından bugüne çöp toplama aracı, cenaze yıkama ve nakil aracı, traktör, kazıcı ve yükleyici kepçe ile minibüs ve makam aracı kazandırdık. Uzun yıllar sabırla beklediğiniz belediye hamamımız, 2019 yılından itibaren siz kıymetli halkımıza hizmet vermektedir. Beldemizin manevi değeri olan Halil İbrahim Sultan Tekkemiz'de mezarlık restorasyonunu tamamlayarak, 2016 yılında inşa ettiğimiz kasaba konağımızla misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya başladık. 2014-2021 yılları arasında başlattığımız Ramazan iftarlarımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yaşanan pandemi nedeniyle ara verdiğimiz iftarlarımıza, yapımı tamamlanan salonumuzda devam edeceğiz. Belediyemiz ve halkımız işbirliğiyle ülkemiz genelinde yapılan bütün yardım faaliyetlerinde yer aldık. Vatandaşlarımızın yardımlarını Halep'teki kardeşlerimize gönderdik. 6 Şubat'ta ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde bütün ekiplerimizi Hatay'da görevlendirdik. Arama ve kurtarma çalışmaları ile afet bölgesine ulaşan yardım malzemelerinin dağıtımında görev alan ekiplerimizle canla başla çalışarak acılarımızı paylaştık. Milletvekillerimizle birlikte kurum ve kuruluşlarımızla uyum içerisinde çalışarak kasabamızın sorunlarını yerinde anlattık ve birlikte çözüm ürettik. Buradan milletvekillerimize ve kurumlarımıza yaptığı hizmetler için beldemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Belediyemiz ve halkımız işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz projelerle Salar'ı daha yaşanabilir bir kasaba haline getirmeye devam edeceğiz. 2014 yılında çıktığımız hizmet yolculuğumuzda Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlerken
yenilenmiş altyapısıyla, sosyal ve kültürel tesisleriyle sürekli gelişen ve büyüyen örnek bir kasaba olma vizyon ve misyonuyla kararlılıkla hizmetinize bulunmaya gayret ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Hizmette kusurumuz, sözümüzde sürçülisanımız olmuş ise affola. Selam ve saygılarımızla.